Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere iftar sofralarınız için oldukça pratik şerbetli tatlı tarifimiz var. Kıyır kıyır bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için tenceremizin içerisine 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı suyumuzu alarak kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limon dilimi koyalım ve 15 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra ocağımızın altını kapatarak soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için karıştırma kabımızın içerisine 125 gram kadar margarin veya tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt, yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta ve bir çay bardağı irmiğimizi de içerisine ilave ederek karıştıralım. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı kabartma tozu ve unumuzu ilave edelim. Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun kalitesine göre bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Unuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurumuz toparlanıncaya kadar un eklemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben hamuruma şekil vermek için bu şekilde patates doğrayıcı kullandım. Farklı bir şekli olsun istedim. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyoruz ve üzerine koyarak iyice bastıralım. Daha sonra orta kısmına cevizimizi yerleştirip iki ucunu birleştirerek kapatalım. Aynı şekilde hamurumuz bitinceye kadar devam edelim. Yapmış olduğumuz tatlılarımızı fırın tepsimizin üzerine koyalım. Fırın tepsimize herhangi bir şey sürmüyoruz. Çünkü hamurumuz yağlı olduğu için herhangi bir yapışma olmuyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar bekletelim. Önceden hazırlayıp soğutmuş olduğumuz şerbetimizi ilk sıcaklığı çıkan tatlımızın üzerine dökelim. Tatlılarımızın şerbetini çekebilmesi için üzerine bir tepsi kapatarak en az 3 saat kadar dinlendirelim. Gördüğünüz gibi tatlılarımız şerbetini çekti. Üzerini süslemek için hindistan cevizi kullandım ben. Sizler üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
İftar sofralarınız için herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği kıyır kıyır bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Bizi Instagram hesabımızdan takip ederek ve kanalımıza abone olarak desteklemeyi unutmayın.